Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım, Ekim'in 2020'de aslanları neler bekliyor? Şimdi baktığımızda tabii ki aslanlara, aslan için daha iyi bir ay genel olarak baktığımızda. Ekim ayı biraz zor. Ama bu zorluklara rağmen dost ve kardeş, Koç burcunda ve Terazi burcunda oluşacak olan Terazi burcundaki yeni ay, Koç burcundaki dolunay, 2 Ekim'deki Martian karakterle daha hafif etkilenecekler. Yani bunlardan etraflarındaki insanların gerginlikleri, ekonomik sorunları, problemleri, 3-9 kaspı, akrabalar, kardeşler, komşular, bunlarla ilgili konuların daha fazlasıyla diyaloğa gireceği bir dönemi temsil ediyor. Ama kolektifte baktığımızda kendi hatırlarına bunlar daha olumlu geçecek. Komşularıyla, komşuların arasındaki bir problem varsa onların arasında diplomatik işte dengeleri kurmaya başlayacaklar. Çevrelerindeki insanların, aslanlar bunu çok yapan insanlar değildir. Ama bu ay itibariyle etrafındaki insanların dengeleyici unsurları olacaklar. Yani etraflarındaki insanları dengeleyecekler. Nasıl dengeleyecekler? Maddi ve ekonomik olarak da dengeleyebilirler. Yardım da edebilirler. Yardıma ihtiyacı edebilirsiniz. Bunun yanında hukuksal sorunlar olan kişileri aynı şekilde dengeleyebilirler. Bunun yanında söz daraşları, gerginlik, öfke problemleri olan kişilerin arasındaki dengeleri de kurabilirler anlamına geliyor. Buralarda çok önemli bir dönem var. Dengeleyici bir burç kombinasyonunda. Yani Ekim ayı tabii ki kısa seyahatler, yolculuklar, akrabalarla ilgili ilişkiler, bunun yanında okul, eğitim, eğitimle ilgili konular. Biraz bazı aslanlar medyatik olmaya başlayacak. 16 Ekim'den itibaren radyo, televizyon kanallarına daha ön plana çıkacaklar. Yazıyorlarsa, çiziyorlarsa onlar daha önemli olacak veya hayatı anlamlandırırken daha fazlasıyla felsefi düşünmeye başlayacaklar. Daha bilge bir kişiliğe doğru bürünmeye başlayacaklar. Hızlı kararlar verilmemeli bu ay. Hızlı kararlar verilip kişilerle birebir gerginliklere girilmemesi gerekiyor. Bir de şeye dikkat etmek gerekiyor. 6. ev üzerindeki Satürn'ün baskısı çok fazla. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Biraz da diş, biraz da bel, dizler, ayak bilekleri. Bunlarla ilgili bazı sıkıntılar, problemler gelişebilir. 16 Ekim, 19, 21, 26 Ekim. Buralar çok önemli ve şunu unutmamanız gerekir ki bu ay yoğun bir ay yaşayacaksınız. Yani evet, size birinci düzeyde bir baskı olmayacak. Size gelebilecek baskılar daha arka planda ikinci ve üçüncü düzeyde olacak baskılar. Ama alt alana baktığımızda bunlar büyük gerginlikler, büyük sıkıntılar yaratmayacak. Şu önemli, burada kadın erkek ilişkilerinde bilhassa aşk, mesela o spiko üzerindeki yeni aylar çoğunlukla aslan burcuna aşk getirir. Bak şimdi orada 16 Ekim haftasında orada spika güneş tam kavuşumunda, tam yeni ay var. Mars'ta tam karşıda, spikanın karşısında. Spika Arcturus sattı, önemlidir. Orada aşk ve ilişkilere girdiğinizde, yeni bir birliktelik başladığında çoğunlukla Mars retrosundan dolayı tutku ve dürtüyle başlar. Yani ten çekimiyle başlar bunlar. Hmm. Ama orada Merkür'ün retro olduğunu, çift retro var çünkü. Hem Merkür retro hem Mars, bunun tutkuyla başlayan bir ilişki olduğunu unutmadan bu ilişkiye bazı şeyler yüklerken derin düşünmeniz gerekiyor. Hmm. Çünkü bazen tutku ve tende başlayan yani birliktelikler ileride ortak yaşama girdiğinde sorun yaşar. Sevgiler.